Evet sevgili izleyiciler siz de izlediniz. Normalde ben kıskanç bir insan değilimdir ama şu an gerçekten çok kıskanıyorum konuğumu. Çok güzel bir konuya sahibiz ikinci konumuzda. Dalında uzman hava fotoğrafçısı da deniyor kendisine ama yer fotoğrafları da var. Kültürümüze katkıda bulunan sevgili Alper bizimle birlikte. Konuğumun ayağının tozuyla Kars'tan geldi. Hoş geldin demek Hoş istiyorum bulduk. şimdi. Gerçekten çok kıskandım. Ne kadar güzel görüntüler. Bu görüntüleri siz mi Biz çektiniz? çektik. Özel bir izinle, tabii valiliğin sağ olsun, Kars Valiliği ve Turizm Müdürlüğümüzün de Evet. desteğiyle. Şansımıza bizim gideceğimiz bir gün önce kar yoktu. Gece kar yağdı ve böylece karlı bir doku oluştu orada. Ve Ani'de de böyle mükemmel, bence benim çok sevdiğim bir antik kenttir. Ve mükemmel bir kentte böyle bir havadan, drone'la ve yerden de çekimler oldu. Hızlıca Evet. sizin programınız için editledik dün akşam. Çok güzel olmuş. Yani Beğenmenize hem sevindim. rejideki arkadaşlarım hem ben burada hayranlıkla seyrettik. Hepimizin içi gitti. Bizim Çok sağ ol. yerimize deneyimlemiş oldunuz. İnşallah bize de kısmet olur gitmek İnşallah. diyeyim. Şimdi fotoğrafçılık tutkusu sizde ne zamandan beridir var? Bir onu öğrenmek istiyorum. Bir de nasıl başladı bu hikaye onu dinlemek istiyorum. Ben fotoğrafa gerçek anlamda lise yıllarında başladım. Ama tabii ki çok amatörce ve içinde genellikle karelerin benim olduğum karelerdi. Evet. Çünkü Japonları görüp neden başkalarının fotoğraflarını ya da uçağı, havayı, böceği çekerler diye düşünürken bir süre sonra fotoğraf algısının daha farklı noktaya geldiğini gördüm. Ve İstanbul'da üniversiteden sonra, hani asıl fotoğrafçılık kısmına İstanbul'da başladık. Evet. İFSAK'ta eğitim aldım ve ardından da kendimi geliştirmeye başladım. Ve İstanbul'a gelişimle birlikte Türk Hava Yolları'na da girişim paralel oldu ve bu defa hava havacılığın temelleri olan benim görevim gereği her ay 40 saat uçuş görevim vardı ve dispatcher olarak o görevleri yaparken algılar da gelişmeye başladı ve hava fotoğrafçılığı konusunda Türkiye'de bir uzmanlık ortaya çıktı ve bu konuda da hala gururla söylüyorum 3 tane kitabı olan tek hava Evet. fotoğrafçısı olarak hala bu boyutta ve bu alanda da çalışmaya devam ediyorum. Ne güzel. Bir yandan da dergilerle çalışıyorum. National Evet. Geographic dergisiyle Yunanistan'da, Türkiye'de, Polonya'da çalışıyorum. Buna benzer seyahat dergileriyle yurt dışında da çalışıyorum. O yüzden de seyahat ağırlıklı çalışmalarım devam ediyor. Evet, çok güzel. Yormuyor mu bu seyahatler? Tam aksine her seyahatte daha farklı bir enerjiyle gidiyorum. Dönüşler yorucu oluyor geldiğimde Evet. İstanbul'a ama her Giderken bir gittim. enerjiyle. Kesinlikle o enerji, yeni şeyleri göreceksiniz, yeni kültürleri, yeni insanları, yeni tarihi mekanları, o sizi inanılmaz motive ediyor. Dönüşte Evet. hepsinin birikimi sonra çıkıyor ama yine Evet. de ben her seferinde daha büyük bir enerjiyle gidiyorum. İşini severek yapmak desek Kesinlikle. demek bu oluyor. Çünkü fotoğrafçılığın temelinde de yatan sabahları erken kalkıp Evet. saat 4'te 5'te kimsenin uyanmadığı saatlerde erkenden güneş doğmadan o noktalara gidip fotoğraf çekmek için beklemek, bazen donmak bunun gereği. Evet. Şimdi bir fotoğrafçı olabilmesi için, bir kişinin fotoğrafçı olabilmesi için daha doğrusu hangi kriterlere sahip olması gerekiyor? Erken kalkması dedik bir. Bir de bir röportajında fotoğrafı beyin çeker, fotoğraf makinesi sadece bir araçtır Araçtır. Çok doğru. demesiniz. Çünkü beyin biriktiriyor. Evet. Biz bu filmciler için de geçerli. Kafada tasarlamadan bir senaryo oluşturamazlar. Fotoğraf da öyle. Siz o fotoğrafı gördüğünüzde beyin sizi işaret eder. Daha da dürter. Bak bu fotoğraf diye. Yoksa siz yanından geçersiniz. Ama bunun için de o beynin biriktirmesi gerekiyor. Zaman içinde başka fotoğrafçıları, başka boyutları, seyrettiğimiz film içindeki kareleri. Hepsi bir birikim. Evet. Ortaya bunlar çıktığında ve beyin yeteri kadar bilgi Tabii. hazinesine sahip olduğunda artık sizi fotoğraf çektirmeye yöneltmeye başlar. İşte Evet. fotoğrafçının da sabırla bunları biriktirmesi gerekiyor. Daha çok yer görmesi gerekiyor. Daha çok fotoğrafçıları takip etmesi gerekiyor. Ve çok fotoğraf çekmesi lazım. Herkes ilk başta, ben de öyle. İlk çektiğimde kuş böcek çekiyordum. Saçma saçma fotoğraflar, şimdi gülüyorum halime. Ama zaman içinde kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Ama asla bıkmadan. Evet. Sabırla, dediğim gibi sabahleyin 4'te kalkarken ya şimdi nereden çıktı demeyeceksiniz. Uykunuzdan feragat edeceksiniz. Çünkü ortaya çıkan o kare o uykudaki feragati karşılıyor ve Evet. mutlu oluyorsunuz. İşte o mutluluk insanı bir sonraki noktaya daha kolay Değil mi? taşıyor. Peki siz şimdi bir yere herhangi bir yere gittiğiniz zaman böyle baktığınız zaman direkt kare kare kafanızda bir görüntüler oluşuyor mu? Şurayı şöyle çekeyim, burayı böyle çekeyim Kesinlikle. diye. Hatta gitmeden önce o bölgeye çalışıyorum. Daha önceki fotoğrafçılar nasıl çalışmış, onlar Evet. nasıl yapmış, benzer fotoğrafçıların tarzı. Ve ben gittikten sonra ilk gün çekim yapmam. Genellikle bölgeyi tararım. Orada ışığı görmeye çalışırım. Sabah doğuşu, gün batımı, hangi saatlerde, günlerden çıkıyor, ışığı alabileceği en iyi saatler, akşamüstü saatlerinde. Buna göre kafanızda planlama yapıyorsunuz ve sonra o saat diliminde nerede olmanız gerektiğini siz belirliyorsunuz. Hangi tepede ya da hangi köşede ya da hangi sokakta. Bunlar Evet. çok önemli. Yoksa sadece ortada bir zaman kaybı. Evet, değil mi? Öncesinde bir araştırma çok daha Kesinlikle. profesyonel bir çalışma getiriyor Kesinlikle. beraberinde. Peki daha çok insana mı yoksa dokuya yönelik mi
çalışmalar. Ben insanı çok seviyorum. Çünkü hangisi insanı, daha zor, hangisi daha keyifli? İkisi de zor, evet. İkisi de kolay. Öyle diyorum. Çünkü ama ben insanın bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çekilen fotoğrafların içinde mesela Ağrı Dağı'nı çekebilirsiniz. Evet. Bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce, hatta 250 yıl önce de çekebilirsiniz aynı kareyi. Bizden 500 yıl sonra çekecekler gibi. Ama Ağrı Dağı'nın önündeki bir insan yanında koyunlarıyla ya da başka bir köpeğiyle bir insanın fotoğrafı, o fotoğrafın içine atılmış bir tarihtir. Evet. Çünkü 20 yıl sonra, 50 yıl sonra o insanın kostümü aynı olmayacak. Nasıl Ara Güler'in zamanında çektiği fotoğraflardaki insan kostümleriyle bugünküler olmadı gibi. O yüzden biz Ara Güler'in fotoğraflarına baktığımızda o siyah beyazın içine artık bir dönüş yok. Evet. Ara o konuda bir efsane. Bizim evet. çektiğimiz kareler de tarihin içinde bir belge aslında. Evet. O yüzden de insanın dokusuna, insanın olduğu karelere ben daha çok önem veriyorum. Evet. Peki bir insanı çekerken hayat hikayesini de merak ediyor musun? Kesinlikle. Çünkü yani bilemeyeceğim hani bu modern şehrin bakımlı insanlarını bir kenara koyarsak eğer böyle gittiğimiz başka şehirlerde, daha küçük şehirlerde böyle insanlara baktığım zaman ben fotoğrafçı gözle bakmıyorum ama bazısında sanki hep böyle bir hikayeler var yüzünde. Var. Genellikle bunu yüzündeki kırışıklardan, evet. Göz altındaki morluklarına kadar her şeyi bir insanın yüzünde okuyabiliyorsunuz. Ben gözlere çok dikkat ederim. Gözleri. Fotoğrafta da evet. En çok dikkat ettiğim şey gözlerdeki ifadedir. Hı-hı. Ve gerçekten fotoğrafta da önemlidir. Çünkü gözüm ben aynı zamanda kalbinde bir yansıması olduğunu düşünürüm. Çoğu evet. insanın doğru ya da yalan söylemesini gözlerden nasıl yakalıyorsak ben fotoğrafta ona ağırlık veririm. Ve hikayeyi de oradan yakalarım ve insanlarla konuşurum. Önce konuşurum sonra fotoğrafını çekerim. Yani rastgele bir tane adamı çekeyim böyle kaçayım değil. Genellikle konuşur. Ondan sonra fotoğrafı onun hikayesine Hı-hı. özgün bir şekilde. Yani şimdi adam hayvancılık yapıyorsa, koyunlar varsa siz onu bir damın tepesine çıkartıp anlamsız bir yerini çekmek yerine koyunların içinde, evet. yaşamın içinden, yani hatta evin içinde. Yani kendi hikayesini entegre bir şekilde entegre, çekiyorsun. Evin Hı-hı. içinde ya da yaşamın içinde bizzat onu fotoğraflamak çok daha anlamlı. Ve bugün benim Instagram'da bugün paylaştığım bir hikayede mesela Rabia vardı ve Rabia babası koyun işi yapıyor ve Rabia da o evdeki bir fert. Ama evet. Rabia doktor olmak istiyor. Burada evet. Bu hikaye çok önemliydi ve biz onu fotoğraflamadan önce Rabia'nın hikayesini dinledik ve fotoğrafını paylaştım ben bugün. Evet. Ve bugün bir arkadaş Instagram'da özelden yazmış. Rabia'nın tüm okul masraflarını ben karşılamak istiyorum. Ne kadar güzel bir şey. Evet, bu bizi çok mutlu etti. İnanılmaz bir şekilde hatta grup arkadaşlarımla da paylaştım. Herkes çok mutlu oldu. Doktor olmak isteyen bir çocuğun Ağrı'nın bir köyünde birden evet. ona uzanan bir el. İnşallah Rabia doktor olur. Çok güzel bir şey vesile olmuşsunuz. Gerçekten yani bu tarz şeyler çok çok önemli. Yani kesinlikle. Aslında bir yerde bir insanın hayatında bir mucize gerçekleştirmiş. Küçücük de olsa, küçücük de olsa yani o dokunuş. Aslında küçük değil bu. Çok büyük bir adım ama İnşallah. Ufacık bir dokunuşla çok büyük bir şeye vesile olmak biz diyelim. Biz burada söylemek istemiyorum ama gittiğimizde evet. arkadaşlarımızın hepsine söylemiştim. Gittiğimiz köylerde bazı çocuklara küçük hediyeler verelim dedik. Sağ olsun hepsi kimisi kazak getirdi, kimi atkı getirdi, kimi kitap getirdi, kimi oyuncaklar getirdi. Ve biz o köydeki çocuklara da attık. O kadar mutludular ki. Göreceksiniz ya o küçücük hediye onlarda çok büyük bir fark yaratıyor. Ben buna inanıyorum. Bu insanların evet. o küçücük hediyeyle, o kitapla ufuklarının açılacağına inanıyorum. O evet. küçücük köydeki. Ya aslında küçük dememek lazım. Küçük yerlerin kalbindeki yer sevgi büyük daha büyük oluyor. Ben kesinlikle. Birinci, ikinci sınıfı Van'da okudum. O, siz çok o dönem babam gelip çocuktaki 3-4 tane okula okuldaki çocuğa mont almıştı. Sonra da kızımı koruyayım başka bir şey istemiyorum dedi. Bütün sezon boyunca o çocuklar benim peşimden ayrılmamışlardı. Yani onun minneti o çocukları sürekli yani küçük dememek lazım. Aslında bizim yaptığımız bize küçük gelen şeyler oradaki çocuklar için çok büyük anlamlar ifade ediyor. Siz şimdi ayağınızın tozuyla demin de gördük Kars'tan yeni geldiniz. Kaç evet. kere gittiniz? Bu Kars sevdası nereden geliyor? Her gittiğinizde yeni bir şey mi keşfediyorsunuz? Bir dinleyebilir miyiz Kars hikayesini? Kars... Bence karla birlikte bütünleşebilen evet. nadir kentlerimizden bir tanesi. Yani evet. Kars deyince sadece kış geliyor benim aklıma. Bu benim sadece evet. değil pek çok insan aklına. Ama Kars'ın baharı da güzeldir. Sonbaharı da güzeldir ama evet. kar gelince şehrin üstüne örtülen bir doku. Bir yorgan gibi. Bütün kirleri, pasları kapatıp ortaya evet. diamondları çıkarıyor. Bunlar da işte 12 Havariler Kilisesi'nden tutun. Kars Kalesi ya da oradaki Rus evleri eskiden yapılmış. Evet. Ya da Ani gibi antik kentimizin ortaya çıkışı. Videoda gördüğünüz gibi inanılmaz güzel. Ve o yüzden ben gittiğimde bir çıldır gölünde kızağa bindiğimde direkt çocukluğuma gidiyorum. Hı hı. O çocukluğumda yaşadığım küçükken. Siz Karslısınız. Ben Karslı değilim. Hı. Ben Ankaralıyım. Ankara'sınız. Tamam. Siz Ankaralı diyeceksiniz nereden? Hı. Ama baba tarafı her bağ bozumunda gittiği bir köyü var. O köyde
at arabalarına bindirirler ve benim çocukluğum oraya gider. Aslında sadece yaz tatillerine gittiğimiz bir 15-20 günlük bir periyot ama o at şeyi çıldırdı, beni tetiklemiştir. Evet. Yine arkadaşlarımla da paylaştım. O çocukluğuma gitme. Ani'ye gidince tarih mekanlar benim özel ilgi alanım. Bu Türkiye'deki bütün tarih mekanlar. O yüzden elimden geldiğince onları havadan ve yerden fotoğraflayıp ortaya bir şeyler koymaya çalışıyorum. Bahsettiğim size 21 ülkede Türkiye konulu fotoğraf sergisi yaptım. Evet. Ve Türkiye'nin tanıtım için gönüllü bir elçi olarak herhangi bir karşılık beklemedim. 21 ülkede Türkiye tanıtımı diyerek 21 ülkede sergi mi düzenlediniz? Evet, Türkiye. Havadan Türkiye sergisi yaptık. İnşallah bu sene de bir aksilik olmazsa Moskova'da ve yine İsviçre'de birer sergi yapacağız. Çok güzel. Eğer yapabilirsek. Her sene bir destek ya da iki ülkede. Destek alıyor musunuz bu konuyla ilgili? Turizm Bakanlığı'ndan zaman zaman destek alıyorum sağ olsun. Evet. Bazen Yunus Emre Enstitüsü'nden alıyorum. Ama genellikle oradaki insanlar önce biz niye burada yapmıyorsunuz diyorlar ve onlar konsolosluklara ya da büyükelçiliklere başvuruyorlar ve ardından da süratli şekilde geçiyor. Talep nasıl? Çok iyi, inanılmaz şekilde yurt dışında gerçekten fotoğrafçı olduğunuzu hissediyorsunuz. Ben Türkiye'de sergiler de yaptım ama Türkiye'deki sergilerde maalesef bunu pek hissetmiyorsunuz. Neden dersiniz? İlgi az. Bir de şey var, bizde fotoğrafçılar arasında bir kıskançlık boyutu vardır. Yani herkes böyle, ya ne var ben de çekerim. Yani Aragüler'e bile aşık atabilecek adamlar var yani, hala yaşayabilen. Yani Aragüler'in zamanına gidemese bile Aragüler'le aşık atabilecek fotoğrafçılar var aramızda. Hatta işte direkt karşısındakini küçümseme modu. Aslında onun yaptığı sanatı saygı gösterse kendisi belki daha yukarıda daha güzel işler başarabilecek. Evet. Ama o hani bizim paçasından çekip aşağı dürtme durumu var ya, onu yapmayıp birlikte olabilsek fotoğrafçı olarak, sanatçı olarak ortaya çok güzel şeyler çıkacak. Bu Türkiye'nin tanıtımından tutun. Yani aslında yurt dışında daha çok ilgi görüyoruz. Sanat kendi hak ettiği değeri görüyor. Kesinlikle. Yani benim orada gördüğüm, yabancılardan gördüğüm, hem basın medya hem de diğer yaklaşımlarda gördüğüm o kadar güzel ki ilgi. Ve işte bu sene dediğim gibi bu ikisini başarabilirsek, ardından bu sene çok güzel bir teklif geldi. Bakalım Yunan Büyükelçiliğinde ya da konsolosluğunda İstiklal Caddesi'nde bir Türkiye sergisi açacağım galiba uzun bir aradan sonra. Çok güzel. İnşallah bu ilk olacak İstiklal'de. O daha önce Oda TV'nin olduğu yerde yapmıştım. Şimdi tam İstiklal'in üstünde Yunan konsolosluğunda ilk defa olacak. Bu arada benim ilk kitabımda sözünüzü kesiyorum. İlk kitabımda Yunanistan'da basıldı, bunu biliyor çoğu arkadaşlarım. Öyle o yüzden Yunanlılardan ilk benim Türkiye kitabım basıldığı için ilk bilenler beni, Yunanlılar olduğu için öyle bir ilgi var. Öyle bir özel bir yeriniz de var. Aynen. Yunanistan'da daha çok biliniyorum bu konuda. Gerçekten. Çok güzel. Peki yurt dışında gerçekleştirdiğiniz bu sergilerin Türkiye'yi tanıtmasında, Türkiye'ye turist çekmesinde faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Oldukça. Çünkü bu aynı zamanda basında da orada yer alıyor. Evet. Gerek dergilerde, gerek gazetelerde, TV'lerde. Ve oraya katılan insanlar da bu sektörün içindeki insanlar. Ve hatta sergi, bizim yaptığımız sergi genellikle 10-15 gün kalıyor ve o sergiye devamlı geliyor insanlar. Biz genellikle ilk 2 gün orada oluyoruz. Daha sonraki periyotlarda açıklarda olmuyoruz ama gelen tepkiler oradan çok olumlu. Gerek büyükelçiliklerimiz, gerek konsolos, gerek bana ve o serginin devamında başka fotoğraflar olup olmadığını soruyoruz. Genellikle biz 30-40 fotoğrafla çıkıyoruz ve olumlu olduğu için Türkiye dönüş çok farklı. Çünkü havadan bir perspektif, insanların gördüğü klasik bir çizginin ötesinde burası Türkiye mi dedirtebilecek kadar ciddi fotoğraflar ortaya çıkıyor. Hatta bunu Türkler bile söylüyor. Gerçekten bunu Türkiye'de mi çektiniz diye. Çünkü yani inanmıyorlar. Çünkü ama havadan farklı bir yani bakış açısı. Üçüncü göz. Belki perspektiften üçüncü göz. Belki tanrısal bir bakış açısı diyorum ama çok iddialı bir kelime bu. O yüzden de 99 yılından beri hala yaptığım uzmanlık alanım olduğu bir boyut bu. Evet. Peki sizin fotoğrafını çekmeye gittiğiniz bölgelerde mevsimin ne kadar önemi var? Çok. Biz ona çok dikkat ederiz. 12 aydaki bizim için uçabilmemiz için işte ya da yerdeysek ışığın en iyi olduğu mevsimi seçmek durumundayız. Yani yoksa bir türlü mesela yanlış bir zamanda gittiğinizde mesela işte Güney Afrika'ya gittiğinizde fırtınanın ortasına düştüğünüzde çekebileceğiniz tek bir kare yok. Evet. Sadece rüzgarı bakarsınız, hava güneşlidir ama rüzgardan burnunuzu çıkaramazsınız. Ve geri dönüyor. O yüzden zamanlama ve mevsim bizim için çok önemli. Evet. Şimdi elimde çok fazla soru var ama maalesef çok az süremiz kaldı. O yüzden seçmeye çalışıyorum. Hindistan'a gidecek misiniz sanırım? Evet. Önümüzdeki ay Mart'ta gideceğiz. Fotoğraf çekmek için mi? Evet. Ben 2 yıl Hindistan'da görev yaptım zaten. Görevim gereği de Hindistan'ı iyi biliyorum. Ondan sonra ve her sene de mutlak bir giderim. Bu defa yine arkadaşlarım yani yeni bir fotoğraf organizasyonu yaparsan gidelim dediler. Evet. Yaklaşık bir grup için, güzel bir grup için, içinde doktorların da olduğu, avukatların da olduğu güzel bir grup için Hindistan'da Holi'ye gidiyoruz. Holi çok önemli. Özel bir biliyorsunuz bayram ve herkes birbirini boyuyor ve rengarenk. Gerçekten böyle hem eğlenebileceğimiz hem de bol fotoğraf çekeceğimiz bir periyot olacak. Oradan sonra da bana göre Hindistan'ın en kutsal yerlerinden ve gerçekten aurasının çok farklı olduğunu düşündüğüm
Varanasi'de 3 gün kalacağız. Varanasi de gerçekten hem renkli, böyle gatların olduğu, ölülerin yakıldığı, hemen yanında... Yanınızda stajyer götürebiliyor musunuz? Her zaman. Meraklı olan, fotoğrafı olan, merakı olan herkesi yani bekliyoruz biz. Bu konuşmadan, sohbetten sonra artık merakım var gibi geldi. Bana çok enteresan, güzel şeyler söylüyorsunuz. Bir de en çok etkileyen ülke sizi Cape Town'muş. Güney Afrika ve Cape Town. Yaklaşık 7 yıl yaşadığım. Ben Cape Town'a ilk gittiğimde Türk havaları daha açmıyordu. O zaman başka bir airlines'a gitmiştim. Ve gerçekten aşık oldum. Çünkü o gittiğimde dergi için çekim yapıyordum. Evet. Ve benim çok merak ettiğim bir bölgedir. O yüzden özellikle dikkatle dinliyorum yani, şu an. Niye? Çünkü gerçekten aşık olabildiğim nadir yerlerden bir tanesi. Yani doğası Türkiye'den bakımından sonra mı? Doğası, konumu, yapısı, ondan evet. sonra o kadar güzel ki havası, işte her şeyi dört dörtlük bir yer. Ben burada yaşarım, ben burada ölürüm dedim. Tam Ümitburnu'ndayız böyle dört arkadaş. Dedim ki ben ölürsem dedim, beni dedim tam burada Ümitburnu'nun olduğu yerde dedim. Evet. Bırakın. Onlar dedi ki herkes burada hayat konuşurken sen ölümü mü düşündün dediler. Evet, çünkü bu döngünün bir parçası. Evet. Bu kadar güzel bir yerde bunu düşünebiliyorsanız yaşama ne kadar tutunduğunuzun göstergesi bence güzel. Bu. Çok ufkunuzu açmış bir mesleğe sahipsiniz. Çok şanslısınız. Sağ olsun. Yani şirketimin sayesinde dünyayı dolaştım. 65 tane ülke aşağı yukarı. 65 ülke çok iyi. Peki son olarak artık vaktimiz bitti. Kısa bir cevap istiyorum sizden. Fotoğrafçı olmak isteyen ekran başındaki izleyicilerimize neler önerirsiniz? Bu işin bir başlangıç, yani herhangi bir başlangıç level yok. Yeter ki istemek. En önemli şey bu. İsteyin ben ve sevin. İstemek yolun yarısı diyorum. İsteyin evet. ve sevin ve vazgeçmeyin. Çünkü zaman içinde olgunlaşıp daha iyi noktalara geleceksiniz. Ama vazgeçerseniz tekrar başa dönmüş oluyorsunuz. O yüzden bu bir tutku. Tutkunuzu hiçbir zaman için, içinizdeki o çocuğu, tutku hiçbir zaman için bırakmayın diyorum. Evet. Sonuna kadar gitsinler ışığın peşinde. Evet, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. İnşallah başka bir programda tekrar gezdiğiniz diğer ülkelerden de sohbet edip ekran başındaki izleyicilerimize de ilham olabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizim saat son hızıyla bütün hafta boyunca devam ediyor. Yarın kim var? Yarın 14 Şubat ve bir aşk kadını Yeşim Salkın bizlerle birlikte olacak. O yüzden yarın hepinizi bekliyorum ekran başına bizim saate. Görüşmek üzere efendim.